Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Babul emri bil ekli min canibil kas'ati ve nehi anil ekli min vasatiha. İmam Nevi Rahimullah bu babta bize diyor ki tepsinin, tasın, tencerenin, tabağın, kabın yanından yemenin emrolunduğu, tarafından, çevresinden yemenin emrolunduğu, ortasından yemenin nehyolunduğu bab. Yani yemek ortaya konulmuş. Eskiden biz köyümüze giderdik dedemizin evine. Orada sofrada tepside gelirdi yemek. Bizim oralarda kapama derler. Bilmiyorum, bilir misiniz? Pilavla eti pişirirler böyle. O pilavla et beraber pişer. Ondan sonra et suyuyla pişirilir onu. Tepside. O koyulur ortaya. Herkes oradan yer. Ondan önce ortada yine bir tas olur. Tasta çorba konulur. Tarhana çorbası. İçine ekmeği doğrarlardı. Herkes Bismillah diye başlar yerdi. Herkes doyardı. O bir bereket vardı. Ama şimdi köye gidiyoruz. Şimdi köyde de aynı. Köyde de hemen o misafir odasındaki, oturma odasındaki hiçbir alakası olmayan, normalde tabak çanak mutfakta olurdu değil mi? Hemen o misafir odasından bir şey açılıyor. Bir dolap. Oradan bardak çıkıyor, tabak çıkıyor. Çanak çıkıyor. Halbuki orada çıkması gereken şey yorgan olsun, yastık olsun, uygun olan şeyler bunlar değil mi? Mutfak malzemesinin salonda ne işi var? Ama Avrupalılar böyle bir yaşam tarzı, böyle bir standart uydurmuşlar, koymuşlar. Müslüman da artık ne yapıyor ona göre yaşıyor değil mi? Misafir bey diyorsun, hanım içeriden sesleniyor. Bey diyor, salondan şu tabakları getirir misin içeri? Ya bunların yeri mutfak değil mi arkadaşım yani? Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Rivayette, muttefakun aleyh rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselam, biliyorsunuz geçen hafta açıkladık hadisleri. Ömer İbni Seleme, Ebi Seleme. Ebu Seleme'nin oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlığı diyelim biz ona. Ki evlatlık edinmek caiz değil bu manada. Kendi ismini kaydederek, kendi ismine geçirerek bugün birçok insanların yaptığı tarzda. Aleyhissalatü vesselam Ummu Seleme ile evleniyor. Ummu Seleme'nin oğlu. Ne diyor? Kuntu gulamen. Küçük bir çocuktum diyor. Elim tatişu fissafhati. Fissafhati. Tencerede, tepside elim ne yapıyor diyor. Oraya buraya gidiyordu. Bir oradan yiyor, bir oradan yiyor, bir oradan yiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bu çocuğa? Ya gulam. Ey çocuk. Ne diyor? Semmillah. Bismillah de. Bismillah de. Kul bi yeminik. Sağ elinle. Ve mimma yelik. Önünden ye. Demek ki insanın ne yapması lazım? Yemeği önünden yemesi lazım. Ama diyelim ki tepside türlü pişirilmiş. Etler de tam tepsinin ortasına gelmiş. Sen de eti çok seviyorsun. Senin önündeki olanlar ne? Sebze, patates, fasulye, domates senin önüne gelmiş. Önünden mi yiyeceksin yoksa o tepsinin ortasından o eti alabilir misin? Alabilir. Niye? Çünkü ne, ilim ehli ne zikrediyor dedik. İlim ehli diyor ki eğer yemek tek bir çeşitse, bulgur pilavıysa önünden ye. Ama yemek birden farklı çeşitteyse ve senin önünde ondan yoksa sen ne yapabilirsin? Onu yiyebilirsin. Delil. Delil ne? Aleyhisselatü Vesselam kabağı seçmişsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemekteyken ne vardı? Diyor sahabeler kabağı seçerdi, kabağı yerdi. Bu da ilmin faydası yani. Evet. Diğer hadis, ikinci hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Duydunuz az önce hadisi. Cebrail beddua diyor arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isminin anıldığı ve ona salavat getirilmediği yerde burnu sürtüsün diyor. Onun için Resulullah dendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem diye salavat getirmeliyiz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam el bereketu tenzilu vasalat vasatat ta'am. Bereket yemeğin ortasına iner. Bereket yemeğin ortasına iner. Uyanık olun arkadaşlar. Bundan sonra yemeğin ortasından yemeyin. Ve la fekulu min hafeteyhi.
Fekulu min hafeteyhi. Yemeğin neresinden yiyin diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kenarından yiyin. Ve la te'kulu min vasatihi. Yemeğin, sakın yemeğin ortasından yemeyin. Doymak istiyorsanız tabağınızda yemeğe başladığınız zaman kenarından yiyin. Az yersiniz. Bu şekilde rejime başlayacak arkadaşlara da ne vermiş olduk? Böyle bir diyet reçetesi vermiş olduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, hadislerinden. Evet. Değil mi arkadaşlar? Bakın yani her çağda, her zamanda insan kendine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne yapıyor? En güzel örnekleri buluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani diyet yapmak isteyen adam bile doktorun verdiği reçeteye başlamadan önce ne yapabilir? Şöyle kendine hadislerde geçen, bizim buradan attığımız şeyleri, tavsiyeleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye not eder. O şekilde ne yapar? Bundan sonra başlar. Evet. Bu babla ilgili son hadis. An Abdullah İbni Busur radıyallahu anhu kal kâne linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kas'atun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir tepsisi vardı. Bir yemek yediği kabı vardı. Yukalu lehu el-garra. Aleyhisselatü vesselamın böyle bineklerine, kılıçlarına, tabaklarına böyle isimler verilmiş Aleyhisselatü vesselam. Tamam. Bu da diyor ki yani insan şey yapabilir. Tencereye de bir isim koyabilirsin yani. Bizim şeyde de vardır. Atlara falan değil mi ya? İsimler verilir. Küheylan denir. Şu denir, bu denir. Buna el-garra. Garra böyle parlak anlamında, beyaz anlamında kullanılır. يَحْمِلُهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ. Dört kişi taşıyor bunu. Demek ki büyük bir şey. Niye? Çünkü herkes ondan yiyor. Dört kişi taşıyor böyle. Ucundan tutup bitiriyorlar. فَلَمَّا اَضْحَوْا وَسَجَدُوا الدُّحَا اُتِيَ بِتِلْكَ الْقَسْعَةِ. Sahabeler duha vakti girince, yani sabah namazını kılıyorlar, yerlerinde oturuyorlar, kalıyorlar. Bekliyorlar. Duha vakti giriyor. Duha vakti girdikten sonra duha namazını diyor ki kıldılar. Ve secedu edduha. Duha için secdeye kapıldılar. Yani namazını kıldılar. Bu da bugün birçok insanın terk ettiği sünnetlerden bir tanesi. Gafil olduğu sünnetlerden bir tanesi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bize, Allah Teala'nın buyurduğu gibi, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Sizin kendi nefislerinizden, içinizden bir Resul geldi size. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفٌ رَحِيمٌ. Sizlere sıkıntıya düşmeniz onu çok üzer. حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ. Sizlere karşı çok özenlidir. Bak, yani bize görüyor musunuz? Cennete giden yolu göstermiş. Şimdi bugün bilmediğiniz bir yerde arabanızla yahut yürüyerek yaya olarak durduğunuzda, birisine yol tarifi sorduğunuzda, size böyle kestirmeden bir yol tarif ettiğinde kalbinizden, gönlünüzden ne hissediyorsunuz adama karşı? Diyorsun ya Allah razı olsun ya adam bizi ne yaptı bak bu trafikten kurtardı böyle. Trafikten kurtaran, yarım saat 45 dakika o bekleyeceğiniz trafikten kurtaran adama karşı hem dilinizden önce de kalbinizden ne hissediyorsunuz? Muhabbet, sevgi. O adam belki bir daha görmeyeceksiniz hayatınızda. Hatta eve vardığınız zaman, gideceğiniz yere vardığınız zaman ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ya yolda Allah karşımıza bir tane adam çıkardı. Maşallah adam bize bir yol tarif etti. Yoksa bizim eve gelmemiz 10, 11, 12'yi falan bulurdu ama adam bizi böyle kenardan öyle bir getirdi ki diyerek müteşekkir oluyorsunuz. Kalbinizden de bir mutluluk var. Kalbi olarak da bir bağlılık oluyor. Düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ebedi saadetimizi gösterdiği cennet var. O yolu göstermiş, tarif etmiş, buradan gidin demiş. Bizler ne kalbimizde ona karşı bir bu manada bize yol tarif yapan adama karşı duyduğumuz bir his hissediyoruz. Değil mi? Ne de onun bize tarif ettiği bu tarifi hayatımıza tatbik etmek için, geçirmek için hırslı, gayretli davranıyoruz. Yani inanın arkadaşlar bu yol o sizin korktuğunuz, kaçtığınız trafikten Allah Resulü'nün gösterdiği yol çok çok kıymetli bir yol. Ebedi saadetimizle alakalı bir yol. Onun için kalbimizi ne yapmamız gerekiyor? Islah etmemiz gerekiyor. Kalbimizi
tamir etmemiz gerekiyor, düzeltmemiz gerekiyor, sürekli meşgul etmemiz gerekiyor, uğraşmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, güneşin doğduğu her günde Müslüman olan bir insanın eklemleri sayısınca, vücudundaki eklemleri sayısınca, 360 tane küsur eklem sayısınca kişinin sadaka vermesi gerekir. Sadaka. 360 tane. Allah'ın bir kolaylığı, kardeşinin yüzüne gülmen bir sadakadır. Yoldaki ezayı, yoldaki insanlara sıkıntı veren şeyi kaldırman bir sadakadır. Değil mi? Subhanallah demen bir sadaka, elhamdülillah demen, Allahu Ekber demen bir sadakadır. Kardeşine, bineğine, arabasına bir şey kaldırıp koyman sadakadır. Diyor ki ama kişinin kalkıp iki rekat duha namazı kılması bunun hepsinin yerine geçer. Görüyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir kestirme yolu gösterdi bize. Ama hiç bırakın yani kalbimizde bununla alakalı bir teşekkürü, bununla alakalı bir şükranı, bununla alakalı bir mutluluğu, bu sünneti kaç kişi hayatında tatbik edip yaşıyor? Evden çıkmadan ben duha namazımı kılayım diye çıkıyor. İşine geldiğinde saatini kontrol edip duha vakti yaklaştı. Ben öğlen namazı vakti yaklaştı. Çıkmak üzere duha namazı. Kaç kişi bu namazı takip ediyor? Ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyorlar. Duha namazını kılıyorlar. Sonra dört kişi geliyor bu tencere, bu kabı, büyük tepsiyi getiriyorlar. Fakat suride fiha. Tepsinin içi boş değil tabii. Aleykümselam. Tepsinin içinde ne yemeği var? Tirit yemeği var. Tirit. Araplarda da var bu yemek arkadaşlar. Ferid diyor Araplar. Etli, kurutulmuş ekmekli yapılan bir yemek. Felteffu aleyha. Sahabeler ne yapıyorlar? O dört kişinin taşıdığı büyük tencerenin, tabağın, kabın etrafına oturuyorlar. Felemma kethuru, onlar oturup dizilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Cefe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip dizlerinin üzerine oturuyor. Aleyhisselatü vesselamın yemekte oturduğu şekillerden üç şekil var. Bir tanesi bu. İki dizin üzerine oturması. Yani normal bir şekilde namazdaki oturduğumuz şekliyle insanın ne yapması? Oturması. Böyle oturan adam fazla yemez. Reçeteye bunu yazsın. Rejim yapacak arkadaşlar. Bizler ne yapıyoruz? Yemeğe oturmadan önce yerimizi şöyle düzeltiyoruz. Sandalyeyi öne arkaya çekiyoruz. Sandalyede yiyorsak, yere oturuyorsak şöyle bağdaş kuruyoruz. Altımıza minder koyuyoruz. Pozisyon alıyoruz ki ne yapalım? Çok rahat yiyelim. Alimler diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az yemeği ümmetine göstermesi için yaslanarak yemek yemeyi yasaklıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir yere yaslanarak yemeği yasaklıyor. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Dizlerinin üstüne oturuyor. فَقَالَ اَعْرَابِيٌ مَا هَذِهِ الْجَلْسَ Bedevi bir adam gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle oturduğunu görünce şaşırıyor. Peygamber. İnsanlığın efendisi. Değil mi? Allah-u Teala'nın insanlara sizler için onda en güzel örnek vardır dedi. Allah-u Teala konuşuyor bakın. Ve bizleri kendisine uymakla emrediyor. Şaşırıyor. Çünkü o dönemde de aynı, bu dönemde de aynı. İnsanlar böyle padişah deyince, kral deyince, öncü, önder deyince ne anlıyor? Kibirli. Tamam mı? Böyle yani o insanın dizlerinin üzerinde otururken göremezsin. Değil mi? Bu oturuş da nedir diyor bu Arabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَر۪يمًا Allah beni abden kerime, cömert bir kul olarak yarattı. Kul, abd. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَن۪يدًا Beni zorba, anid, kibirli bir kimse olarak yaratmadı. Yani bugünkü şeyh efendilerin, bugünkü hoca efendilerin yanına girerken, çıkarırken, onlarla konuşurken yahut da onlara yüklenen şeyler gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar bir şeyler yüklemiyordu bu manada.
Bugün insanlar o şeyh efendilere öyle şeyler yüklüyorlar ki diyor senin kalp atışını, dakikadaki kalp atışını dahi ne yapıyor şeyh efendi diyor, biliyor. Yani bunu apaçık bir şekilde söylüyorlar arkadaşlar yani. Değil mi? Senin diyor yatak odasında yatarken şeyh efendi diyor sağa sola ne yapacağını bilir. Kaç kere döndüğünü bilir. Değil mi? Aynen bu şekilde söylüyorlar. Ve o şeyh efendilere baktığınız zaman kibirlerine, gururlarına öyle yanına el pençe duracaksın, izinler alacaksın, gireceksin. 3-5 dakika durup tak diye seni ne yapacaklar? Ondan sonra çıkaracaklar. Yanında oturmakmış, şeymiş, ayakta duracaksın böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturmuş. Sahabelerle aynı tepside. İki dizinin üzerine oturmuş, yemek yiyor. Arabi şaşırıyor. Aleyhisselatü Vesselam onun bu şaşırmasında ne diyor? Allah-u Teala cealeni diyor. Beni ne yaptı? Abden kerime. Beni cömert bir kul olarak yarattı. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ثُمَّ كُلُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا Tepsinin diyor kenarlarından yiyin. Tepsinin kenarlarından yiyin. وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا Yemeğin diyor zirvesini Türkçe'ye de geçmiş. Bakın zirve kelimesi. Değil mi? Yemeğin ortasını, tepesini ne yapın? Bırakın. يُبَارَكْ فِيهَا Çünkü bereket orada. Bereket orada diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.